Asbek Kimya standındayız ve yanımızda Asbek Kimya firma sahibi Ahmet Karagöz var. Ahmet Bey merhabalar, iyi fuarlar. Merhabalar. Öncelikle Asbek Kimya kaç yılında kuruldu, bugüne kadar neler yaptı, hangi projelerde yer aldı? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Asbek Kimya bir zirve grup kuruluşudur. Asbek Kimya'nın şu anda üretmiş olduğu ürünleri yaklaşık iki buçuk yıl önce Zirve Gıda adı altında ARGE çalışmalarına başlamıştık. Ürün yelpazesi genişledikçe ARGE çalışmalarımız belli bir aşamaya gelince bunun ayrı bir firmayla yapmamız gerektiğine ortaklar olarak karar verdik ve Asbek Kimya'yı 2009'un Ocak ayında kurduk ve bu Asbek Kimya'nın ürünlerini bu fuarda tanıtıyoruz. Holiness markalı ürünler satıyorsunuz Ahmet Bey. Holiness sizin patentiniz mi? Sizin markanız mı? Holiness marka bize ait bir marka. İngilizce bir kelime, kutsal demek. Asbek Kimya'nın üretmiş olduğu ürünleri Holiness markasıyla piyasaya sürüyoruz. Peki ürünlerinizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ürünlerinizin içerikleri nelerdir mesela? Biz Asbek Kimya olarak bu fuarda görücüye çıkmış olduğumuz ürünleri tanıtmak için bir katalogumuz var. Ben ondan kısaca isterseniz hızlı bir bilgi vereyim. Şimdi Asbek Kimya olarak Holiness markalı ürünler üretiyoruz. İlk ürünümüz emilgatör oldu. Emilgatör bir DATEM, diğer bir adı da ticari bir ismi de E472E diye. Bu DATEM Türkiye'ye yurt dışından geliyor. Türkiye'de bunun üretimi yok. DATEM'i Türkiye'de ilk ve üreten tek firma biziz. DATEM'le beraber diğer emilgatörleri de ürettik. E472A, B ve C ve D'sini ürettik. Bu emilgatörden yola çıkarak kataloğumuzda da hızlı bir şekilde kısaca bahsedeceğim. Emilgatörleri ürettik. Onun emilgatörlerle beraber sandviç, hamburger, tost ve rol ekme katkısında Türkiye'de hatta dünyada bir ilk sayılabilecek farklı formülasyon çeşitlerinde çalışma yaptık ve 21 farklı formülasyon geliştirdik. Burada örnek verecek olursak dördü bir arada formülasyonumuzda bir hamburger üreticisi hamburgeri üretirken hamur teknesine yağ, şeker, gluten katkı katıyor. Dördünü ayrı ayrı katıyor. Bizim ürünümüzü kullanarak sadece bir katkıyla yağ, şekeri, gluteni katkıyı ortadan kaldırmış oluyor. Kullanım kolaylığı getiriyor. Pratik bir uygulayışı var. Ve standart getiriyor. Formülasyonları standarda büründürmüş oluyor. Artı katkımız emilgatör içerikli olduğu için hamurun su tutma kapasitesi daha fazla olduğundan dolayı da birim başına fazla ürün alıyor. Yine devam ediyoruz. Un üreticilerine müjde dediğimiz, zayıf unlardan kaliteli ürünler dediğimiz un fabrikaları için üretmiş olduğumuz 4 çeşit katkımız var. Bunlardan AS500 un sedim ve direnç artırıcı zayıf unları kuvvetli hale getiriyor. Örneğin dolguluk olarak kullanılan unları bizim katkımızı kullandığı zaman ekmek ve yufka yapabiliyor bizim bu unumuzdan. Ve bununla beraber 3 çeşit daha katkımız var unlar için. Bunun yanında gene kendi formülümüz tamamen bize ait. Bayatlamaya son dediğimiz bayatlamayıcı geciktirici ürünlerimiz var. Ekmeğin ambalaja girmesi halinde 2 günde 3 günde değil de 7 gün aynı tazeliğini aynı formunu koruyabilecek bir tane ürünümüz var. Devam ediyorum ürünlerimizi tanıtmaya. Üreticilere müjde dediğimiz ürünlerinin ömrü uzadı diye bir ürünümüz var. Bu ürünümüz de küf maya enleyici. Bu ürün ekmek çeşitlerinde, pasta ve kek çeşitlerinde kullanılıyor. Bu ürünümüz şu anda piyasada mevcut olan küf maya önleyiciler 7 gün süre veriliyor. Ama görüştüğümüz üreticilerle, bugün en büyükleri de Türkiye'de dahil, 5 veya 6. günde raftan ürünü toplamak zorunda kalıyorlar. Yaklaşık üretimlerinin %10-15'ini çöpe atmak zorunda kalıyorlar süreden dolayı. Biz bunu 15 güne çıkardık. 21 günü hedeflemiştik, 18 güne kadar ulaşabildik. Bizim ürünümüzü kullanan bir üretici 18 günde de raftan ürünü alsa aynı tazeliğini korumuş olacak. Bu bizim için bir Türkiye'de bir devrim sayılabilecek bir ürünümüz. Bunun yanında gene hamburger, sandviç ve tost üreticiler için standart, normal şu anda kullandıkları katkıyı ürettik. Gene bu çavdar, yulaf, keten tohumlu, köy ekmeği katkı maddeleri bunlar zaten standart. Bizim tek farkımız mevcut katkılardan farkımız
kendi ürettiğimiz emulgatörümüze katkılarımız üretiyoruz. Emulgatörün kendine ait özelliğinden dolayı su emme kapasitesi daha fazla olduğu için, hamurdaki fonksiyonları daha farklı olduğu için ürüne ayrı bir özellikler katıyor, ayrı şey katıyor, değer katıyor. Bunun yanında poğaça aşma simit katkısı ürettik gene kendi emulgatörümüzden. Gene pizza ve yufkalar için özel katkılar geliştirdik. Yufkacıların ve pizzacıların araştırmalarımıza göre ürünü ürettikten sonra 1-2 gün sonra çok ciddi sorunları var. Biz bu kendi pizza ve yufka katkımızla üreticilerin bu katkılarını bu katkımızla sorunlarını çözmüş olduk. Tekrar gene normal standart ekmek katkı maddemiz var. Burada gördüğünüz gibi kabarmama, çökme korkusuna son demişiz. Kek üreticileri ve pasta üreticileri için. Bu da çok özel bir ürünümüz. Burada pasta ve kek üreticileri ürünü üretirken kabarmama korkusu var. Yani kabarmıyor bazen. Ama bizim ürünümüzde böyle bir risk yok. Bunu tamamen ortadan kaldırmış durumdayız. Bizim ürünümüzü kullandığı zaman kekim kabarmadı diye bir korku yok. Ahmet Bey, bir şey sorabilir miyim? Siz şimdi sadece hani diyorsunuz ve kek ve pasta üreticilerine özel satıyoruz. Ev hanımlarına özel satmıyor musunuz? Çünkü aynı korku bizde de var. Eyvah, kekim kabarmazsa ne yaparım diye. Şimdi bizim ürünlerimiz endüstriyel olduğu için üreticilere yönelik, bizim ürünlerimizi parakende sektörüne yönelik çalışan üreticiler onlar kullanacaklar. Ev hanımlarına o şekilde hizmet etmiş olacağız. Biz ev hanımlarına hitap eden sektöre hitap etmiş oluyoruz. Aynı zamanda burada unlarda rope diye bir hastalık var. Bir mikrop türü, bir hastalık türü bu. Özellikle bu yaz aylarında ortaya çıkıyor. Sıcak bölgelerimizde, Ege ve Akdeniz bölgesinde özellikle yaz aylarında 3-4 ay boyunca ekmekte çok ciddi bir hastalık bu. Biz kendi rope katkı maddesiyle bu hastalığa son veriyoruz. Tabii bu hastalık ortaya çıkmadan hastalığı tespit etmek mümkün değil. Bu ekmekte ancak görülebiliyor. Ekmekte görülmeye başladığı an biz orada devreye giriyoruz ve bizim katkımızı, bizim kullanma tarifimize göre kullandıkları zaman bu katkıyı bu hastalığı sona erdirmiş oluyorlar. Hatta Ege'den bir grup bize demişti ki bunu üretirseniz sizin heykelinizi dikeriz Ege'ye. Ben dedim heykele gerek yok, keşke ihtiyacınızı giderin, derdinize çözüm olalım demiştim. Bir de son bir ürünümüz, burada dondurulmuş mayalı hamurlar için ürünümüz var. Bu nasıl oluyor? Atıyorum büyük zincir pastaneler var. Bu zincir pastaneler merkezde poğaçasını, aşma simitini yapıp şubesine gönderiyor. Şubede donuk vaziyette oraya kadar gidiyor. Fırına gireceği zaman, fırına donuk olduğundan dolayı fırına girdiği zaman gerekli tepkimeyi alıp hamur içini boşaltmıyor, hacim almıyor ve kalite yakalanmıyor. Bizim bu ürünümüz, bu soğuk zincirle üretim yapan şubelerinde soğuk zincirle işlev gören ürünlerle alakalı sıkıntılarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da üreticilere bir müjde olsun diye buradan duyuruyorum. Ürünlerimizle alakalı şu andaki bilgiler bu kadar. Peki Aspek Kimya'nın yakın gelecekteki hedefleri nelerdir? Şimdi Aspek